Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 22. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta doğrunun analitiğini işleyeceğiz ve toplamda 4 video olacak. Peki bu videoda ne yapacağız? Sayfa numarası 233, 234 ve 235'i işleyeceğiz. Bu videonun konusu eğim. Analitiğin en önemli yerlerinden biri analitik eğim üzerine konulmuştur. O yüzden bu videoya lütfen ama lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğrunun eğimi neymiş bakalım hemen tanımına. Dik koordinat sistemindeki D1 ve D2 doğruların x ekseni ile pozitif yönde yaptığı beta ve alfa açılarına eğim açısı. Bu açıların tanjantına da bu doğruların eğimi denir. Evet, pozitif yön neydi? Saat yönünün tersiydi arkadaşlar pozitif yön. Saat yönü de negatif yön olarak kabul ediyordu. X ekseniyle yaptığı açı bu doğrunun mesela şuradaki açı. Çünkü x ekseninden başlıyorsun, doğruya değene kadar pozitif yönde hareket etmiş oluyorsun. Burada şu açı değil, bak dikkat et. X eksenine her yaptığı açı pozitif yönde olmak zorunda değil. Mesela sen bu yönlü, hani x ekseninden başlıyorsun, hop doğruya değene kadar bu şekilde gitmiş oluyorsun, bu negatif yön oluyor. Ne yapacaksın? X ekseniyle pozitif yönlü buradaki açısı, işte beta açısı neymiş? Eğim açısıymış. Bu açıların tanjantına da biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Doğruların eğimi adını veriyormuşuz. Evet, eğim bulmanın en etkili yolu neymiş? Tanjant alfa. Evet, D1 doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? Tanjant beta'ya eşittir. D2 doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? Ve eğim M harfiyle gösterilir. Tanjant alfa'ya eşittir. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz genelde böyle şey yapıyoruz. X eksenine pozitif yönde yaptığı açıyı alıyoruz. Evet, eyvallah. Ama özellikle şekilde grafikte falan çizilmişse sağ yatık doğruların eğimleri pozitif, sola yatık doğruların eğimlerini de negatif olarak bilirsek çok işimize yarıyor arkadaşlar. Ben şahsen öyle yapıyorum. Mesela şöyle bir şey geldi. Bir doğru geldi. Burası 3, burası 2 ise bu açının şeyine bakıyorum. X eksenine yaptığı, yani dik üçgenin oluşturduğu böyle açıya bakıyorum. Bu açının tanjantı 3/2. Sola yatıksa negatiftir diyorum. Bu kadar basit. Bence siz de böyle yapın. Neymiş? Sağa yatık bir doğruda eğim pozitif. Sola yatık bir doğruda da zaten eğim açısı, bak ne oluyor sola yatık bir doğruda? 90'dan büyük. Tanjant 90'dan büyük olunca ne oluyor? Negatif oluyor. O yüzden sola yatıklarda eğim daima negatiftir arkadaşlar. O yüzden herhangi bir şekilde x eksenine yaptığı açıyı bulup ona göre şey yapacaksınız. Ha, eğim açısını yine bil. Pozitif yönde yaptığı açı olarak bil. Ama herhangi bir x eksenine yaptığı açıyı bulduktan sonra o açıya ait dik üçgen varsa, mesela şu dik üçgende x eksenine yaptığı açının tanjantını bul. Sola yatıksa da negatifte daha rahat bir şekilde işlemini yaparsın. Tavsiyemdir. Sorularda da göreceksin. Zaten ben direkt eğime bakıyorum, tanjant alfaya bakıyorum, sonra doğruya bakıyorum. Sağ mı yatık, sola mı yatık? Sağ yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif. Hemen şöyle, sağ yatık doğruların eğimi pozitiftir. Sola yatık doğruların eğimleri de nedir arkadaşlar? Negatif olduğunda buraya mutlaka mutlaka yaz. Evet, hadi bakalım şimdi ne oluyor? Evet, burada da söylemiş zaten. Bak şimdi, 0 ile 90 derece arasındaysa ne demiş? Eğim pozitiftir. Çünkü birinci bölgede tanjant değerleri pozitiftir. 90 ile 180 derece arasında ise eğim negatiftir. İkinci bölgede ise tanjant. E hocam, açı değeri, şunu sorabilirsin. 180 ile 270 derece arasında olmaz mı? Hayır kardeşim. Sen x eksenle yaptığı açıyı arıyorsun ya bir doğruyu. E hocam, doğrumuz böyleyken şu oldu. Biraz daha yatırdım, bu geldi. Biraz daha yatırsan, bak şunu şöyle yatırsan aşağı doğru, şu gelecek. E o zaman sağa yatık bir konuma gelecek açı. Şuradaki açı olmuyor. Neredeki açı oluyor? Şuradaki açı olmuş oluyor. Dikkat et buna. Tamam mı? Yani iki doğru arasındaki açıdan bahsediyoruz. Bir x ekseniyle bir doğru arasındaki açı. İki doğru arasındaki açı kesinlikle ama kesinlikle 0 ile 180 derece arasındadır. 180'den büyük olamaz iki doğru arasındaki açı. O yüzden ya 0 ile 90 derece arasındadır ya 90 ile 180 arasındadır. Bir de şöyle bir şey gelebilir. X eksenine paralel olabilir. Bakın, x eksenine paralel olduğunda, x eksenine paralel bir doğru çizsek, şöyle düşünün. Düz bir yolda gidiyorsun. Eğimi sıfırdır değil mi arkadaşlar? Zorlanmadan, eğimsiz, yani eğimi sıfırdır. Yani eğim direkt neymiş arkadaşlar? Sıfır. Düz bir yolda gidiyoruz. Sonra y eksenine paralel bir doğrudan bahsediyorsak, y eksenine paralel bir doğrudan bahsediyorsak da şöyle bir doğrumuz olacak ya. Bizim eleman şurada hani böyle gidiyor. Düz duvara geldiğinde düz duvara tırmanabilir misin? İmkan yok. İşte bunda da eğim tanımsızdır arkadaşlar. Şuradaki gibi. Eğim tanımsız. 90 derece ise. Çünkü sen buraya çıkma çıkamazsın. Yürüyebildiğimiz yerlerdeki eğimlerden bahsedebiliriz. Ya da
Böyle matematiksel düşünecek olursak x eksenine paralelse, yani eğim açısı x eksenine hiçbir açı yapıyor mu? Yapmıyor. 0 derecelik açı yapıyor. Eğim dediğim nedir? Eğim dediğim tanjant 0'dır. Tanjant 0 da sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. Bu da nedir arkadaşım? 0 bölü 1'dir. Yani 0 yaptı. Eğime bakalım, öbüründe 90 derece olduğunda tanjant 90. Sin 90 bölü cos 90. Sin 90 bölü cos 90 da neye eşittir? 1 bölü 0. 1 bölü 0 da nedir? Tanımsızdır arkadaşım. O yüzden bu şekilde bunu da bilelim. Şimdi biraz önceki söylediğim şeyi de artık iyice şey olmuş oldu. 0 ile 90 derece arasındaysa sağa yatık, eğim pozitif. 90 ile 180 arasındaysa sola yatık, eğim negatif diye söylemiştik. Yine burada vurgulayalım. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Bazı açıların trigonometrik değerlerini de burada da vermişiz. Tanjant 0'ın 0 olması, tanjant 30'un kök 3 bölü 3, tanjant 45'in 1, tanjant 60'ın da kök 3 olmasını vermişiz burada. Hocam bunları ezberleyeceğiz mi? Bence ezberleme kardeşim. Niye? 30, 60, 90 üçgeni çiz. Her şeyi bulursun. 30, 60, 90 üçgeninde burası 1, burası 2, kök 3, kök 3 ya. Sen tanjant 30'u bulursun. Karşı bölü komşu 1 bölü kök 3. Tanjant 60'ı bulursun. Kök 3 bölü 1. Gördün mü? 45, 45, 90 üçgeninde çiz. 45, 45, 90 üçgeninde de 1, 1 kök 2 değil mi? Tanjant 45 nedir? 1 bölü 1. Çıkıyor. Yani diğer açıların da tanjant 150 mesela. Tanjant 150 nedir arkadaşlar? Tanjant 150 neye eşittir? Eksi tanjant 30'a eşittir. Yine buradaki değerleri de burada 30, 60, 90 üçgeninden de yine bu şekilde bulabilirsin. Buradaki bazı açıların trigonometrik değerlerini de böyle ezbere bilmene de gerek yok. Bir 30, 60, 90 üçgeni, bir de 45, 45, 90 üçgeni senin için yeterli olacaktır. Tamam. Evet gençler, buna da dikkat edin. Zaten sorularda ben de bu şekilde yapacağım. Dik üçgeni çizip tanjant değerini öyle bulacağım. Haberiniz olsun. Evet, şimdi gelelim örneklere. Ne demiş? DAB açısı kaç derece verilmiş? DAB açısını 60 derece vermiş. D doğrusunun eğim açısını ve eğimini bulunuz. Hocam eğim açısı 60. Bir açı gördük diye eğim açısı 60 demeyelim. Çünkü niye? X eksenine pozitif yönde yaptığı açı. Bu açı lazım bana. Aa, nedir burası? Hocam 60 90 ise burası 30'dur. Eğim açısı nedir arkadaşlar? 30 derecedir. Sonra D doğrusunun eğim açısını ve eğimini bulunuz. Eğim nedir? 30 60 90 üçgeninde burası 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 değil midir? Evet. Eğim dediğimde tanjant 30'a eşittir. Tanjant 30 da nedir? Zaten 30, 60, 90 olduğu için direkt 1'e kök 3'ü yazdık. Tanjant 30 da direkt 1 bölü kök 3'e eşit oldu. Hatta kök 3 eşleniyle çarparsak kök 3 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Örnek 1'i kök 3 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde ABCD karesi verilmiştir. AC uzunluğunu 8 kök 2 vermişiz. Kare ya bu. 8 kök 2 ise şunlar birbirine eşit. 8, 8 oldu. Hatta burası da 8 mi oldu? Evet. Sonra B noktasını vermiş. Hocam burası 12 birim uzunluğunda. B noktası 12'ye 0 ise. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. 8'i buradaysa. D doğrusunun eğimi nedir? D doğrusu eğimi. X eksenine yaptığı açının tanjantı. Eğim tanjant alfaya eşittir. 8 bölü 4'ten kaça eşittir? 2'ye eşittir. Heh, şimdi soruya bak. Doğru sağ yatık mı sağ yatık? Sağ yatıksa pozitiftir. Eğimde ne olacaktır? 2 olacaktır. Tamam. Bu şekilde yap. Hocam X eksenine pozitif yönde yaptığı açı zaten bu. Deyip dar açı olduğundan direkt pozitif de söyleyebilirsin ama dediğimi de dikkate al bence. Bu şekilde yap bence. Evet gençler, şu şekilde bir şey. Eksenleri kestiği noktanın eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun eğimi. Aslında videonun başında dedim ben. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif. X eksenle yaptığı açıya bak yeterlidir. Şimdi sen buradaki X eksenle yaptığı açı burası. Eğim neye eşittir? Karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 3. Hocam sağa yatık pozitif. Şuna bak, x eksenine yaptığı açı bu. 5 bölü 2 eğim, 5 bölü 2 hocam sola yatık, eksi 5 bölü 2. Yani tanjant beta eşittir. Ya da buradaki 180 eksi beta eşittir. Trigonometrik olarak söyleyecek olursak tanjant 180 eksi beta aslında neye eşittir? Eksi tanjant beta eşit değil midir? Tanjant beta da, ya da şurası tanjant beta, tam tersini söyleyebiliriz. Tanjant beta tanjant eksi tanjant 180'e tamamlayan açısıdır. 180 eksi beta'nın tanjantı da 5 bölü 2. Bir de önüne eksi koyduk. O şekilde. Matematiksel açıklaması da bu. Ama sağ mı yatık, sola mı yatık olduğuna bak yeterli. Ne yapacaksın? Buradaki açının tanjantına x eksenine yaptı. Hocam bu. Ama dik üçgen burada. Ters açıdan bunlar birbirine eşit. Bu da 4 bölü 3 mü? Evet, 4 bölü 3. Hocam eksi 4 bölü 3 mü? Hayır. Bak uzunluk olarak 4 burası. 4 bölü 3 tanjantı. Doğruya bakıyorum. Sağa yatık. O zaman eğim pozitif. Yani artı 4 bölü 3. Şuna bakacağız. X eksenine yaptığı açı. Yani şurası. Buradaki açının tanjantı. Karşı bölü komşu. Dik üçgen ya burası.
2 bölü 3. Sonra sola mı yatık? Sola yatık. Eksi 2 bölü 3 diyeceksin. Geldik buraya. Hocam x eksenle yaptığı açı 0. Düz bir yolda ilerliyorum. Lay lay lom, rahatım. Eğim nedir? 0'dır. Yani tanjant 0 dediğimiz nedir? Sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. Yani bu 0 bölü 1'dir. Yani 0'a eşittir. Tanjant 90'da neydi arkadaşlar? Bir eleman düz bir duvara tırmanabilir mi? Tırmanamaz mantığından. Bu da tanımsız demiştik. Ya da sinüs 90 bölü kosinüs 90'a eşitti. Sinüs 90 neydi? 1. Kosinüs 90 neydi? 0. 1 bölü 0 da tanımsız diye söylemiştik arkadaşlar. Evet, böyle geldiği zaman da bu şekilde. Sağa yatıklık ya da sola yatıklık bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Haberin olsun. Evet, geldik bir sonraki şeye. Dikkat, x eksenine paralel olan doğruların eğimi 0, y eksenine paralel olan doğruların eğimi de tanımsızdır. Zaten onu da biraz önce gösterdik. Analitik düzlemde a eksi 3'e 0 ve b 0'a 4 noktalarından geçen ab doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. Bu eksenler üzerinde olduğu için analitik düzlemi çizelim. Eksi 3'e 0 nerede? Şurada. Eksi 3'e 0 burası. 0'a 4 nerede? Burada. 0'a 4 de burada. İşte bu noktalardan geçen doğrunun eğimi isteniyor arkadaşlar bizden. Hemen x eksenine yaptığı açının tanjantına bakıyorum. Burası 4. Burası 3 birim. Eksi 3 noktası olduğu için. Eğim nedir? 4 bölü 3'e eşittir. Ama bak şurada kaçın tanjantı? Sağa yatık olduğundan artı 4 bölü 3'tür. Yani cevap 4 bölü 3 oldu. Geldik örnek 4'e. A eksi 2'ye 0 noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğru y eksenini hangi noktada keser? O zaman analitik düzlemi çizeceğiz. Eksen üzerinde de var ya burada. Hemen şöyle. A eksi 2'ye 0 noktasından geçen. Eksi 2'ye 0'dan geçen. Bir doğrumuz var elimizde. Ve bu doğru eğimi de kaçmış arkadaşlar? 3. Buradaki açının tanjantı 3 olacak. Şu. Tanjant alfa eşittir 3. Yani şuradaki uzunluk kaç birim dostum? Şuradaki uzunluğa bak bakayım. Hocam burası 2 birim. Şuraya da bir a birim diyecek olursak. Tanjant alfa karşı bölü komşu değil midir? Evet. Zaten eğim pozitif. Artı 3 verilmiş. Çünkü sağa yatık görüyorsun. O yüzden biz bu şekilde çizdik. Aslında şöyle de çizilebilirdi. Eksi 2'ye 0'dan geçen bir doğru şöyle de çizilebilirdi. Ama eğim artı 3 verildiği için sağa yatık olanı kabul edeceğiz. Şu şekilde olanı. Evet, başta söylemem gerekir. Sonradan yazdım ama olsun. Eğim eksi 3 olsun deseydi. Eksi 2'ye 0 noktasından geçen bir doğru sola yatık bu şekilde çizilecekti. O zaman doğrumuz da bu şekilde olacaktı. Evet gençler, neyse, tanjant 3 neye eşit? Tanjant alfa 3'e eşit. O da neye eşit? Karşı bölü komşu a bölü 2'ye eşit. A'yı da böylelikle ne buluruz? 6 buluruz. Evet, a'yı 6 bulduysak eğer buradaki noktada 6 birim yukarıda 0'a 6 noktasından geçer. Yani cevabı 0'a 6 oldu. Örnek 4 0'a 6 oldu. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde eş dik dörtgenler şekildeki gibi verilmiştir. Arkadaşlar ÖSYM bunu seviyor. Eş yapıları kullanıp, eşlik dörtgenleri kullanıp kısa kenarla uzun kenarı bize bulutturuyor. Dikkat dikkat. Bak kısa kenar şurası hocam A A A A diyecek olursak kısa kenar A iken burası da A, burası da A. A uzun kenar 4A oldu. Uzun kenar 4A. Çünkü burası 4A ya, burası da 4A. O yüzden burası da uzun kenar 4A. Şimdi bize orijinden ve A noktasından geçen doğrunun neyi isteniyor? Şu isteniyor arkadaşlar. Yani şuradaki açının nesine bakacağız? Tanjantına bakacağız. Eğim dediğim tanjant alfadır. Sağa yatık olduğundan pozitiftir diyeceğiz. E bu nedir? 4 bölü şurası. 6A değil mi? Evet, 4A bölü 6A'ya eşittir. O da kaça eşit oldu arkadaşım? 2 bölü 3'e eşit oldu. Yani örnek 5'i 2 bölü 3 bulduk. Geldik 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Eğim gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ve analitik geometride eğim 2 farklı şekilde bulunur. 1. Tanjant alfa, 2 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Yani bize eğim lazım olduğu zaman bakacaksın, ya tanjant alfadan bulacaksın ya da 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden bulacaksın. Mesela burada 2 nokta A ve B noktaları verilsin. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini biz nasıl bulacağız? Evet, bunun ispatını şöyle burada var ama ben yine size ispatını yapayım, şu şekilde göstereyim. A ve B noktalarından geçen bir doğru, mesela A ve B noktalarından geçen doğru şu şekilde olsun. A noktası x1 virgül y1 olsun. Sonra B noktası da x2 virgül y2 olsun. Ben bu noktaları kullanacağım şimdi. Hocam şurası x1, burası y1, burası x2, burası da y2 olsun. Şimdi şunları da yazayım. Tabi bunların da 90 derece olduğunu da biliyoruz. Hemen 90'ları da yapıştıralım. Şöyle x1, x2, y1 ve y2 olduğunu biliyoruz. Ben bu doğrunun eğimini bulurken
Nereden bulacağım? Tanjant alfadan bulacağım. Hocam x eksenle yaptığı açı şurası değil mi? Evet, bu tanjant alfa. Hocam dik üçgen lazım bana. Bak, dik üçgeni de şöyle oluşturabiliriz. Şuradaki dik üçgenden tanjant alfaya ulaşabiliyor muyuz? Evet, alfayken bak burası da alfa. En azından bu dik üçgenin kenarları var. Bakın şurası. Şu kenar nedir? X2 eksi x1 değil midir? Daha öncesinde de buna benzer bir şey yapmıştık. Burası y2 eksi y1 değil midir? Evet, y2 eksi y1 de burası. O zaman tanjant alfa neye eşit oldu? Karşı bölü komşu. Y'ler farkı bölü x'ler farkı eşit oldu. Bu kadar basit. Eğim dediğimiz şey, iki noktası belli doğrunun eğimi, y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yalnız hocam bir nokta x1 y1, bir noktada x2 y2 ise y2 eksi y1 bölü x1 eksi x2 değil. Hangi noktadan çıkartmaya başladıysan o şekilde. Buradan başladık ya, y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olacak. Ya da buradan çıkarttıysan y1 eksi y2 bölü gel başa x1 eksi x2 şeklinde olacak. Y'ler farkı bölü x'ler farkı, ama nereden çıkartmaya başladığında önemli arkadaşım. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Neymiş? Analitik düzlemde eğim iki türlü bulunuyormuş. 1. Tanjant alfa. 2. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Onun da ispatı nereden geliyor? Yine tanjant alfadan geliyor dostum. Evet, örnek 6'ya bakalım. Analitik düzlemde bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Ne yapacaksın? Y'ler farkı şu. 14 eksi 2 bölü x'ler farkı. Sakın 4 eksi 2 deme. Çünkü buradan çıkartmaya başlamadık. Buradan başladık çıkartmaya. Yani y'ler farkı 14 eksi 2 bölü x'ler farkı eksi 2 eksi 4'e eşit olacaktır eğim. Bu da 12 bölü eksi 6'ya eşit oldu. Değil mi? Evet, 12 bölü eksi 6'ya eşit oldu. Cevap da böylelikle ne çıktı arkadaşım? Eksi 2 çıktı. Yani örnek 6'yı eksi 2 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Aşağıda A ve B noktalarından geçen doğru verilmiştir. AB doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 2 olduğuna göre. Eğim neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Arkadaşlar y'ler farkı, şuradan başladık mesela. 4 eksi 2. 4 eksi 2 bölü x'ler farkı. 2a eksi 1 eksi a artı 1 derken bu hatayı yapıyorsunuz. Yapmayın. Bu hepsini birden çıkartacaksınız. Yani parantezce çıkartmayı unutmayın. Yani buradan eksi 1 bölü 2 neye eşitmiş? Yukarısı 2 bölü aşağısı. Şunu düşünecek olursan 2a eksi 1 eksi a eksi 1 yaptı eksiyi dağıttığımız zaman. Yani burası da a eksi 2 mi yaptı? Evet. Eksi 1 ile buraya çarptım. Eksi a artı 2 yaptı. 2 ile de 2'yi çarptım. 4 yaptı. Buradan eksi a'yı buraya, 4'ü de buraya attığım zaman 2 eksi 4 eşittir artı a'ya eşit oldu. Yani eksi 2 eşittir a'ya eşit oldu. Bizden de ne isteniyor arkadaşlar? A isteniyor. Dolayısıyla örnek 7'yi böylelikle ne bulduk arkadaşım? Eksi 2 bulduk. Evet, geldik bir sonraki soruya. Analitik düzlemde A, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre. Arkadaşlar ilginç. Doğrusallıktan bahsetmiş. A, B, C noktaları doğrusalmış. Yani şu şekilde bir şey varmış. Şu A noktası burada. B noktası burada. C noktası da burada. A noktası kaça kaç? 3'e eksi 1. B noktası kaça kaç? 2'ye 5. C noktası kaça kaç? 1'e C eksi 2. İlerleyen zamanlarda bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. Hocam şu iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazayım. Sonra bu noktayı da denklemde yerine koyayım deyip yapabilirsiniz. Ya da doğrusallık şartında arkadaşlar dikkat edin. Şu AB de bu doğrunun üstünde. BC de bu doğrunun üstünde. AC de bu doğrunun üstünde. Yani biz şunu yapabiliriz. Eğim AB bu doğrunun denklemini, eğimini vermeyecek mi arkadaşlar? Evet. AB, A ve B noktalarından geçen doğru aynı doğru. Bu doğrunun eğimini verecek. Aynı zamanda B ve C'den geçen doğru da doğrunun eğimi de aynı doğrunun eğimi yapmıyor mu? Evet. Hatta A ve C'den geçen doğru da eğim AC de bu doğrunun eğimini veriyor. Evet. Yani doğrusallık şartında artık biz şunu söyleyebiliriz. Doğrular analitik düzlemde 3 tane nokta doğrusalsa ikişerli eğimleri ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Ezberlemeyi ya, böyle basit bir şekilde kendiliğinden zaten sonuca ulaştık. Bu AB, eğim AB, eğim BC'ye eşit. Sadece bu ikisi bile yeterli bizim için. E hadi bakalım bulalım. Eğim AB nedir? Hocam eğim AB y'ler farkı 5 eksi eksi 1 yani 5 artı 1 bölü 2 eksi 3 eşittir. Eğim BC, eğim BC y'ler farkı yani c eksi 2 eksi 5 bölü 1 eksi 2'ye mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. Buradan 6 bölü eksi 1 eşittir. C eksi 7 bölü c eksi 7 bölü eksi 1'e eşit oldu. Eksi 1'lerden ne oldu? 6 eşittir c eksi 7'den. C'de kaç çıkıyor o zaman? Eksi 7 öbür tarafa artı 7 diye geçer. 6 artı 7'den
Cevap 13'e eşit olur. Örnek 8'de böylelikle 13 bulduk arkadaşlar. Şimdi böyle bir dikkat demişiz. Bu da ince bir detay arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Analitik düzlemde doğru parçaların uzunlukları toplamının en küçük olması için doğru parçalar doğrusal hale getirilmelidir. Yani doğrusal bir hale getirilmelidir de. Yukarıdaki gibi mesela bu PA artı PB en küçük değeri için B noktasının X'e göre simetri alınıp B üssü haline getirilir. Ve PA B üssü doğrusal kabul edilir demişiz. E hocam ben bu doğrusallığı şöyle alsam diyeceksiniz bazılarınız. Böyleyken olmaz mı mesela? Şu şekilde. Değil mi? Bir de bu var. A noktası burada olabilir hocam. Evet. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gençler bu aslında neye benziyor biliyor musunuz? Daha öncesinde de dik üçgende de gösterdik. Bu aslında şuna benziyor. Şöyle bir şey var mesela. Şu x ile y'nin toplamı, x ile y'nin toplamı minimum kaçtır? Bunu nasıl buluyorduk? Atıyorum burası 6 olsun. Burası yok. Burası kaç olsun? 5 olsun. Burası 4 olsun. Burası da 12 olsun. Tamam mı? Burası da 12 olsun. X artı y en az kaçtır sorusunu düşünün. Dik üçgende bile karşımıza çıkar. Hani şuradaki noktada burada bir yerde. İşte bu nokta şuradayken mi böyle en az oluyor x artı y'nin değeri? Ya da buradayken mi en az oluyor şu x artı y'nin değeri? Bunu ne zaman kestireceğiz arkadaşlar bilmiyoruz. Bunu da ne yapıyorsunuz? Bir tanesinin katlamasını alıyorsunuz. Birinin katlamasını alın şöyle doğruya göre. Yani simetriğini alın. Y iken burası y oldu. Burası da 4 mü oldu? Evet. Şimdi senden x artı y isteniliyor ya. Aslında x artı y'yi şu şekilde de ulaşabiliriz. Yani katlamasını alıp şu x artı y'ye ulaşacağız. Merdiven şekli geldi. Şöyle bir dikdörtgen yaparsak. Hocam 4 ise 4. 12 ise 12. X artı y en az. X artı y minimum değeri kaç çıkıyor arkadaşlar? Hocam burası 9. Burası 12. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden minimum değerini bu şekilde bulmuş oluruz. Aynı mantık burada analitik geometride geliyor. Şu x'in toplamının en az değeri. Yani şartım bu ya. Şart dediğimiz aslında x ekseni üzerinde olması buradaki şart. Burada x eksenine göre yansımasını alacaksınız. Eğer şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Bakın bir nokta burada bir nokta da burada. Şu x'in toplamının en az değeri sorulmuş olsaydı. Bunun şarta göre yani şartımız bu ya. Y'ye göre simetriğini alıp şu şekilde işte x artı y'nin en az değeri. Simetriğini aldığın zaman buradaki uzunlukta x olacak ya. X artı y en az. İşte şu 3 nokta. Yani şu 3 nokta doğrusal olduğunda en az değeri alıyor arkadaşlar. Hocam şöyle olmuş olsaydı sorumuz. Bak dikkat. Sorumuz böyle olmuş olsaydı bir nokta burada bir nokta burada. Öbür noktayı da şurada bir yerde seçeceksin. Yani şununla şunun toplamının en az değeri sorulmuş olsaydı. Hocam direkt şu doğrusallığa bakardık. Şu doğrusal olduğunda yani y eksen üzerinde bir nokta aldı ya. O y eksen üzerindeki nokta burası olduğunda. Yani simetriğini almamıza gerek yok. Yani şarta göre bakacaksınız. Bir doğru varsa doğrunun şart doğrusu olsun bu. Her ikisi de aynı bölgedeyse o zaman zıt bölgeye taşırsın. Her ikisi de zıt bölgedeyse mesela şununla şunun toplamının en az değerini nasıl buluruz? Hocam bunlar doğrusalkenki değerini de buluruz. Eğer şartın zıt bölgesinde değilse aynı bölgesindeyse bu ikisinin toplamı soruluyorsa bir tane noktayı şartın zıt bölgesine taşırsın. Toplamların en küçük değerini bulmak için. Yani bu noktayı buraya taşırsın şöyle. Şöyle doğrusallık bu nokta bu nokta ve bu nokta bu şekilde doğrusal olduğunda diye söyleyebilirsin. Çok eskiden ÖSYM tarafından bu sorular sorulmuştu. Ne olur ne olmaz burada da bu notu koyduk arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Mesela bu işte A noktası ve B noktası verilmiş. Şimdi diyor ki bize AB artı BC'nin AB artı BC. Bu şekli çizmeden de yapabilirdi. Şekli bizim de çizmemizi isteyebilirdi. Sadece sözel de olabilirdi. İşte A noktası 1'e 5, C noktası 5'e 3 noktaları verilsin. X eksen üzerinden bir B noktası seçtiğimizde BA artı BC'nin en küçük değeri nedir diye de sorulabilirdi şekli çizmeden de. Evet bu şekilde şekli çizerek yapmış. Ben bununla bunun toplamının en az değerini bulamam. Ne yapacağım? Simetriğini alacağım. Şunun simetriğini alınca arkadaşlar ya görmedik ama simetriğini en azından tahmin edebiliriz. X'e göre simetriğini alınca apsisi hala 5. Burası 3 birimken burası da 3 olacak ya. 3 birim aşağıda 5'e eksi 3 noktası oldu. O zaman ne olacak arkadaşlar? A noktası tam böyle olursa şu noktalar A, B ve şuradaki nokta yani C üssü noktası A, B ve C üssü doğrusal olursa en küçük değeri alır diyeceğiz. İnce bir ayrıntıdır. Çıkar mı? Yani yüzde böyle yüzdeliği çok düşük çıkmasının ama yine de ne olur ne olmaz diye gösterdik. O zaman ne diyeceğiz burada? Bu 3 tanesi doğrusalsa
eğim AB eşittir eğim B C üssü diyebiliriz arkadaşlar. Ya da eğim işte A C üssü de diyebiliriz. Neyse bu eğim AB eğim B üssü C yeterlidir. Eğim AB'ye bakalım. Y'ler farkı 0-5 bölü X'ler farkı A-1 oldu. Eğim BC üstüne bakalım. BC üstü de -3-0 bölü 5-A'ya eşit olacak. 5-A'ya eşit olacak. Yani buradan ne geldi? -5 bölü A-1 eşittir. -3 bölü 5-A yaptı. Şu eksiler nanay olsun. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar yaptığım zaman 5 kere 5 25-5A eşittir. 3 ile de bunu çarptığınız zaman 3A-3 yaptı. Buradan öbür tarafa atınca 8A, öbür tarafa atınca 28. 28 eşittir 8A yaptı. A'yı da buradan 28 bölü 8 olarak buluruz. 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 2 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle 7 bölü 2 çıktı. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Böyle dediğim gibi bak tekrarlıyorum. Bir doğru verildiğinde yani buna şart doğrusu diyelim. İki nokta şartın zıt bölgesindeyse direkt doğrusallığına bakacaksınız. Eğer şart burada bir doğru burada bir doğru burada iki doğru şartın aynı bölgesindeyse bir tanesinin yansımasını alacaksınız. Sonra buradaki doğrusallığına bakacaksınız. Bu kadar net ve kolay. Tamam. Evet toplamlarının en küçük değeri bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Evet böylelikle bu olayı hallettik mi? Hallettik. İyi mi? Hallettik. Bir sonraki videoda 22. haftanın. İkinci videosunda yani doğru denklemlerinde en önemli yerlerden yine birindeyiz. Doğru denklemi yazma da çok önemli. Tamam eğim önemli ama eğimi doğru denklemi yazmak için de tabii ki bileceğiz. Doğru denklemi de çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.